Maker demek yapan, üreten demek. Peki neden maker diyoruz? Maker hareketi son zamanlarda Türkiye'de de oldukça popüler olmakla birlikte asıl ismini 2007 yılında Amerika'da alıyor. İsim babası Dale Doherty, aynı zamanda World Wide Web WWW kısaltmasının isim babası. Neden Maker Hareketi doğuyor? Aslında Maker Hareketi'nin doğuşu alt kanalların, dipten gelen akımların şimdi Endüstri 4.0 dediğimiz yeni teknolojik araçlarla birleşmesinden doğuyor. Alt akımlar dediklerimiz do it yourself, kendin yap ve do it together, birlikte yap akımları. Bu akımlar bir takım ürünleri, projeleri, nesneleri kendi kendine yaparak paylaşan insanların oluşturduğu akımlar. Üstüne Endüstri 4.0 diyoruz. Bu Endüstri 4.0 araçları nasıl geliyor? Öncelikle Endüstri 4.0'da en önemli özelliklerden bir tanesi herkesin bireysel ve kitlesel olarak bilgiye erişiminin demokratikleşmesi. İnternet sayesinde artık hepimiz dünyanın her yerinden her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bununla birlikte kalmıyor, aynı zamanda bilgiyi üretebiliyoruz ve elimizin altındaki cep telefonu, tablet gibi araçlarla dünyanın her yerinde her türlü bilgiye ulaşarak paylaşarak bu bilginin çoğalmasına hem bireysel hem de kitlesel olarak katkıda bulunabiliyoruz. Bunun dışında elektronik araçlar var. Bu teknoloji endüstri 4.0'ın özellikle yaygınlaşmasına faydalı olan elektronik araştırma geliştirme sistemleri artık kurumların, markaların, arge departmanlarının dışına çıkıyor. Arduino, Raspberry Pi gibi herkesin kullanabileceği, herkesin üretim yapabileceği, herkesin kodlayabileceği ve projeler geliştirebileceği elektronik araçların yaygınlaşması, Endüstri 4.0 ile birlikte kendi projelerini üreten bireylerin çoğalmasına katkıda bulunuyor. Bunun üstüne üstlük bir de tasarım ayağı var. Tasarım ve üretim ayağında da üretim tasarım teknolojileri giderek yaygınlaşıyor. Dijitalleşmenin getirdiği mobil, hatta cep telefonundan yapabildiğimiz tasarımlar bunları 3 boyutlu yazıcılar ve diğer tasarım ve üretim teknolojilerinde kullanarak hayata geçirebileceğimiz araçlarla birlikte yaygınlaşmasına bireysel ve grup olarak kitlesel olarak herkesin üretime tekrar katılabilmesine imkan sağlıyor. İnsanoğlu aslında var olduğundan beri üretken bir birey kendi hayatımızı idame ettirmek için kullandığımız araçlar, metotlar, yöntemler bunların hepsi kendi ürettiğimiz ürünler ve uygulamalar olarak bugüne kadar var olmuş. Fakat insanoğlu tarihinin son sanayi devriminden sonraki kısmında insan biraz daha edilgen, tüketen bir varlığa dönüşmüş. Endüstri 4.0'ın da buradaki yarattığı fark, bireylerin tekrar üretime katkı koyabilecek insanlar olmasına imkan sağlıyor. Maker hareketinin 3 artı 1 aşaması var. Bir kere bir şey üretmek için yapmanız gereken ilk şey ve en önemli şey hayal etmek. Bir şeyi hayal etmeden var olması mümkün değil. Her şeyi hayal edebilirsiniz. Maker olmak için illa işe yarayan veya bütün dünyayı değiştirecek bir proje ortaya çıkarmanız gerekmiyor. Sadece eğlenmek için de bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bilginizi aktarmak için bir proje üretiyor olabilirsiniz. Kendi ihtiyacınıza yönelik bir araç veya bir aparat yapıyor olabilirsiniz veya işte çevrenize, bütün dünyaya faydalı olacak bir proje geliştirmeyi hayal ediyor olabilirsiniz. Ama önce düşünmek lazım. Ondan sonra ikinci aşama öğrenmek. Yani hayalinizi nasıl hayata geçireceğinizi araştırmak, bulmak, yöntemlerini, metotlarını ve ihtiyacınız olan araçları tespit etmek. Bunun için elimizin altında internet gibi engin bir kaynak var. Khan Akademi Türkçe dahil olmak üzere bir sürü yerde kullanabileceğiniz araçları, hangi malzemeleri, nasıl yaratabileceğinizi bulabileceğiniz yöntemler, metotlar, bilgiler mevcut. Hareketin üçüncü aşaması ve bence en önemli aşamalardan bir tanesi de harekete geçmek. Hayal ettik, düşündük, araştırdık, nasıl yapacağımızı belirledik ama harekete geçmezsek sonuç alamayız. Harekete geçmek demek yapacağınız projeyle ilgili hata yapmaktan korkmadan mümkün olduğunca çok hatayı hızlı yaparak hatalarımızdan öğrenerek bir prototip yaratmak. Prototip yaratmak demek aynı zamanda çalışan bir ürün yaratmak demek. Yani fiziksel bir obje hayal ettiyseniz yarattığınız prototipin çalışıyor, hareket ediyor ve hayal ettiğiniz amaca yönelik işlevini yerine getiriyor olması lazım. Bu aşamadan sonra artık dördüncü aşama opsiyonel oluyor. Eğer ürettiğiniz ürün bir girişimcilik ürünü ise bundan para kazanmak, veya bir sosyal girişim olarak tüm dünyaya faydalı olmasını istiyorsanız bunu fonlayarak yaygınlaştırmak yani paylaşmak. Dördüncü aşamada bu oluyor. Maker hareketinin bütün toplumda kültürel, ekonomik ve eğitim açısından yarattığı radikal kökten değişimler var. Bunlar neler? Bir kere kültürel açıdan tüketim toplumunu tekrar üretime dönüştürdüğünden bahsetmiştik. Onun dışında maddi kaynakların yerini yetenek ve becerilerin aldığı bir dönüşüme neden oluyor. Çünkü artık her yerden maddi kaynağa erişim kolaylaşıyor. Önemli olan kişilerin yetenekleri, becerileri ve hayal güçleri oluyor. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmak çok çok önemli. Çünkü yaşadığımız anın birikimini o anda hissederek ondan zevk alarak hareket edersek zaten alacağımız sonuçlar da bize geri dönüşü olacağına inanıyoruz. Ekonomik açıdan da seri üretimin yerini kişiye özel üretimin alması make hareketinin dönüştürücü etkilerinden bir tanesi. İster ürün olsun, ister hizmet olsun artık dünyadaki tüm servis ve araçlar kişiye özelleşiyor. Kendimize özel ürünler bizim istediğimiz hizmetleri almak istiyoruz. Ekonomik açıdan aynı zamanda risk daha öne çıkıyor. Kesinlik sabah 9 akşam 5 işler yerine bu tür meslekler yerine girişimcilik ruhu ön plana çıkıyor. Tabii ki hesaplanmış risklerden bahsediyoruz. Kör cahil atılımlardan değil ama hesaplanan riskleri aldığımız zaman kazanımlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Ve kalıcı mesleklerin yerine tabii ki ürünlerde olduğu gibi kişiye özel ve disiplinler arası çalışan proje meslekleri ortaya çıkıyor. Örneğin şunu net olarak söyleyebiliyoruz ki şu anda ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerin %65'inin önümüzdeki yıllarda yapacakları meslekler henüz yok. Olmayan mesleklere nasıl hazırlanacağız? Bu kendimizi geliştirme becerisini ve disiplinler arası çalışma becerilerimizi yontarak, genişleterek ve mümkün olduğunca çok projede yer alarak yapacağız. Eğitimde maker dönüşümü ise rekabetin yerini paylaşımın yer aldığı, tatlı bir rekabetle bilginin paylaşarak çoğaldığı bir modele doğru ilerliyor. Teorinin yerini uygulamanın alması geç bile kalmış bir durumda. Çünkü hala çok eski modellerle birinin anlattığı, diğerinin dinlediği modellerle eğitim yapıyoruz ve bu aldığımız bilgilerin kalıcı olmasına engel oluyor. Halbuki uygulayarak, yaparak öğrendiğimiz bilgi kalıcı oluyor. Make hareketinin de böyle bir etkisi var. Ve monolitik değil, disiplinler arası eğitim çok önem kazanıyor giderek. Sadece matematik değil, sadece fen değil, sadece sosyal bilimler değil, bütün disiplinlerin birbiriyle iç içe geçtiği, birlikte çalışarak proje ürettiği modellere doğru ilerliyoruz. Maker hareketi açık inovasyonun geldiği son nokta. Peki nasıl maker oluyoruz? Öncelikle özgün fikirler üreterek, yani tasarımla. Sonra üretime dahil olarak, gerçekten harekete geçerek ve bir şeyler yaparak. Daha sonra farklı kullanarak, yani hackleyerek bir ürünü veya hizmeti hedefinden amacından farklı bir şekilde kullanmayı, hacklemeyi pozitif olarak algılıyoruz ve maker hareketinin bir yöntemi olarak dahil ediyoruz ve en sonda paylaşarak. Çünkü maker dediğin paylaşır, bilgi paylaşarak çoğalır.